İyi günler. Huruf değere sorar, sorgular. Bugünkü konuğumuz Zeynep Yazıcı. 15 Mayıs'ta Meridian Otel'de sergisi var. Zeynep Hanım, biraz konuyu açar mısınız deyip ben kaçayım bari. Yani Zeynep Hanım derken ressam Zeynep Yazıcı diyoruz. Evet, Zeynep. Çünkü resim sergimiz var 15 Mayıs'ta Meridian Otel'e. Gene bir sosyal sorumluluk projesi. Geliri TÜBİTAK Vakfı'nın Yurtdışişleri Vakfı'na bağış yapılacak. Ne diyoruz? Ülkemizin bilim adamlarına ihtiyacı var. O yüzden evet. Çorbada bizim de tuzumuz olsun. Özel bir sergi olacak. Özel davetlilerden oluşan basın, iş dünyası ve sanat dünyasının bir araya geldiği çok çok güzel, aslında hep hayalimde olan bir sergiydi. Nihayet gerçekleştiriyorum. Onun için bütün sanatçı dostlarımı bekliyorum. Onun dışında Zeynep Yazıcı'yı ben biliyorum. Zeynep Yazıcı biraz anlatır mısın? Ya da Zeliha anlatsın Zeynep Yazıcı'yı. Arkadaşım Zeliha anlat. Ona iyi önerim. Biz biliyoruz da benim 1 milyondan fazla takipçim var internet üzerinde. Ben bu videoları onlarla paylaşıyorum. Tabii ki onlar birçoğu biliyordur Zeynep Yazıcı hanımefendiyi. Siz arkadaş olarak Zeynep Yazıcı'yı nasıl anlatırsınız? Zeynep Yazıcı, aslında kendisi anlatsın ya. Evet, bence de Zeynep Hanım, siz kendiniz anlatın bence ya. Ya da sen anlat, olmadı. Olmadı. İkiniz de istiyorsanız ben anlatayım. Evet. Efendim, ben çok iyi bir insanım. Çok yardımseverim. Evet. Çok becerikliyim. On elim. Çok güzelsin. 10 parmağımda 10 parmağım. Evet, evet. Her şeyi yaparım. Ben dünyanın en güzel insanıyım. Evet, aynen. Şey diyeceğim. Ve aynı zamanda E'lerim de açık. Herkesten çok özür diliyorum. Ben çok açık bir insanım. E harflerim de açık olmayı seviyorum. Espri yaptın ama ben anlamadım. Sen anladın mı espriyi? Hocam, anlayanlar anlamıştır. Okey. Şeyi soracağım, Türkmenistan Cumhurbaşkanı'na, Türkmenistan mıydı? Kazakistan. Kazakistan Cumhurbaşkanı'yla çalıştınız, ona ürün şeyler verdin. Tablolarını yaptın. Başka neler yaptın? Bir şey soracağım. Ya şimdi mesela bana deseler ki Yalçın sen kendini anlat desen anlatır, insan kendini nasıl anlatsın diye. Ama yaptığım birkaç işi mesela ben göğsünü gere gere şunu diyebilirim. Ben 4 yıl Tarkan'ın sponsorluğunu yaptım diye. Hadi canım. Evet, mesela onu diye mesela biz biliyoruz bunları. Çevremizdeki biliyor ama başkası bilmiyor olabiliyor yani sonuç itibariyle. Neler yaptım ben de? Birçok iş yaptım. Devlet başkanlarının çoğunu çalıştım. Evet. İşte Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı da olmak üzere. Birçok bakanları çalıştım. Kazakistan Cumhurbaşkanı'nı çalıştım. Yani Ulaştırma Bakanı'nı çalıştım. Barzani Sarayı'na çalıştım. Ondan sonra 100'ün 100 projesinin sahibiyim. Şu anda Başbakanlık'ta bütçesi gözüküyor. Evet. Aynı zamanda yine sosyal sorumluluk projesi kapsamında yeni sinema filmine başlıyoruz. Oyunculuğa başlıyorum. Evet. Yani neden her şeyi yapmak zorundayım? Çünkü hayat çok kısa ve hepsinden acaba nasıl olacak diye merak içerisindeyim. Yani bunu nasıl yapabilirim? Sana da 24 saat az geldi zamanlar az oluyor geldi mu? Ankara'da idarelik kullanıyoruz ama iyi ki İstanbul'da yaşamıyorum. Evet, çünkü yetmez, mümkün değil. Günün yani 24 saat değil, 34 saat falan olması lazım. Hatta 48 saat olsa biz yine fazlasını isteriz. Çünkü hep bir şeyler yapmak istiyoruz. Evet. Bir şeyler yapalım derken 24 saat yetmiyor. Yetmediği için de konuyu bağlayacak yer bulamadım. Sen devam et. Şimdi konuyu yani bağlayacak yer bulamadım. Arkadaşlar bana şey diyor, ya Yalçın konuyu bir yere bağlayamıyorsun diyor. Bağlanmıyor, ne yapalım? Bağlanacak bir şey yok. Üretmek güzel bir şey diyelim. Evet. Ürettiğini böyle sosyal medyada paylaşmak en güzel bir şey. Hiç kimse pes etmesin. Buradan evet. Oğluna da bir mesaj gönderir misin lütfen, rica ederim. Yiğit Kal, seni çok seviyorum. Canım oğlum benim. Küsmüştüm sana. Evet, çünkü pazar günü canlı yayında onu sevmediğini söylemediğim için küsmüştü. Şimdi tedavi edeyim. Senin mesajın var mı? Çok selam yolluyoruz buradan, öpüyoruz. Yalçın'ı çok seviyoruz. Evet, Harun Kolçak'a da bir mesaj gönderen ya mesaj. Harun Kolçak, seni çok seviyorum. Ne olur benim sergime gel. Özel olarak davet etmek istiyorum ama ulaşamadık. Bugün çok aradık seni, ulaşamadık. Harun Bey, o da çok tempolu çalışıyor. Çünkü 80'li yıllarda, yani bizim genç kızlık dönemimizde dinlediğimiz en iyi evet, yaşın orta yaşı bu arada. Evet, orta yaş 40'ıma 4 var. 40'ıma 4 var. Gir Kanıma vardı. Başka ne vardı Harun Kolçak'ta? Mekin Ağzı. O kadar çok vardı ki aklına gelmeyeceği için çok vardı. Hepsi çok yani, güzeldi diyelim. Harun Kolçak, onlar benim için çok güzel. Sergiye Harun Kolçak Bey'i de bekliyoruz. Evet, bekliyoruz. Ayın 15'inde. Kendisi zaten çok renkli, sergimde çok renkli. Serginin bir özelliği var. Sadece kapalı bir... Kapalı sergi, halka açık değil. Evet. Kapalı bir sergi.
aslında bu sergi değil, bir lansman gibi bir şey olacak yani. Evet. Sadece tanıtım olacak. Eğer tablolardan da satın almak isteyen insanlar olursa da orada satışa da sunacağız. Ama hedef orada müzikle resmin bir araya gelmesi. Müzik desteği için de Hüsnü Şenlendirici, İsmail Tunç ve Aytaç Doğan kendilerine sevgilerimizi gönderiyoruz. Bu projede bana en büyük desteği de onlar sağlıyor. Onların o muhteşem müzikleri de zaten bu eserde ortaya çıktı. Bu yüzden sergimin adı Trio. Üç ana grup, yani üç gruptan oluşuyor. İsimleri tekrar bastırarak söyler misin lütfen? Çünkü ben kaçırdım isimleri de. Taksim Trio'nun mu? Evet. Hüsnü Şenlendirici. Evet. İsmail Tunç Bilek. Wow. Ve Aytaç Doğan. Wow. O zaman başka, evet, başka mesajımız var mı? Başka daha ne olsun? Yalçın'ı çok seviyoruz. Çok yine mutluyuz. Yine ben çok seviyorum. İyi ki arkadaş olmuşuz. Celiha'yı da çok seviyorum. Aynur'a da burada. Aynur Ayaz'a da selamlarımı gönderiyorum. Aynur Ayaz'a. Sevgilerimi gönderiyorum. Aynur'u seni çok seviyorum ama şurada yerin hazırdı. Evet, hazırdı. Ben de çok bekledim. O çok yoğun çalışıyor. Evet, evet, çok yoğun. Olsun. Yarın sabah görüşeceğiz artık. Selamları var. Görüşmek üzere diyelim. Prof. Derya tekrar sordu, soruşturdu. Umarım her şey gönlünüzce geçer.